Birinci soru. Aşağıdaki denklemleri çözünüz. A şıkkı 3t eksi 1 eşittir 23. Eksi 1'i eşitliğin diğer tarafına geçirdiğimizde artı 1 olarak geçer. 23 ile 1'i topladığımızda 24 olur. 24'ü de 3'e böldüğümüzde t'yi 8 olarak buluruz. B şıkkı x eksi 1 çarpı 2 eşittir 22. Her iki tarafı 2'ye böldüğümüzde x eksi 1'i 11 olarak buluruz. Eksi 1 de sağ tarafa artı 1 olarak geçince x'i 12 olarak buluruz. C şıkkı 3x bölü 4 eksi 1 eşittir 35. Eksi 1'i sağ tarafa artı 1 olarak geçirelim. 3x bölü 4 eşittir 35, bir daha 36 olur. Şimdi içler dışlar çarpımı yaptığımızda 3x eşittir 144 olur. 144'ü de 3'e böldüğümüzde eksi 48 olarak buluruz. C şıkkı x artı 3 bölü 2 artı x eşittir eksi 4. Şimdi bu x'in paydasında 1 vardır. Bunu 2 ile genişletelim. Payda eşitleyelim. X artı 3 artı 2x bölü 2 olur burası. Ortak payda da yazarsak eşittir eksi 4. Payı toplarsak 3x artı 3 olur. 2 ile de eksi 4'ü çarptığımızda eksi 8 olur. Buradaki 3'ü diğer tarafa eksi olarak geçirdiğimizde 3x eşittir eksi 11 olur. Eksi 11'i de 3'e böldüğümüzde x'i eksi 11 bölü 3 olarak buluruz. D şıkkı. Şimdi bu 3'ü parantezin içerisine dağıtalım arkadaşlar. Burası 3x artı 6 olur. Buradaki 2'yi de şu 5 ile çarpalım. İçler dışlar çarpımı yapalım. Burası 10 olur. 10'u da parantezin içerisine dağıttığımızda 10x artı 30 olur. Şimdi 3x'i bu tarafa, 30'u da bu tarafa geçirelim. Burada 6 vardı arkadaşlar. 30 eksi olarak geçince eksi 24 kalır. Burada 10x vardı. 3x eksi olarak geldiğinde 7x olur. Eksi 24'ü de 7'ye böldüğümüzde x'i eksi 24 bölü 7 olarak buluruz. E şıkkı. X bölü 12 eksi x eşittir 1 bölü 2. İçler dışlar çarpımı yapalım. 2x eşittir 12 eksi x olur. Eksi x'i bu tarafa geçirdiğimizde 3x eşittir 12 olur. 12'yi de 3'e böldüğümüzde x'i 4 olarak buluruz. F şıkkı 1 bölü 2 artı 1 bölü 3 eşittir 1 bölü x. Payda eşitlememiz gerekiyor. Burayı 3 ile burayı da 2 ile genişletelim. 3 bölü 6 artı 2 bölü 6 eşittir 1 bölü x oldu. Topladığımızda 5 bölü 6 eşittir 1 bölü x olur. Ters çevirdiğimizde x eşittir 6 bölü 5 olur. G şıkkı 3x eksi 3 eşittir x artı 2 çarpı 3. Şimdi şu 3'ü dağıtalım arkadaşlar. Bu 2'yi de buraya çarpı olarak geçirelim. 2 ile 3x'i çarptığımızda 6x eksi 6 olur. 3'ü dağıttığımızda da 3x artı 6 olur. Buradaki 3x'i bu tarafa, eksi 6'yı da bu tarafa geçirelim. 6x eksi 3x, 3x kalır. Eksi 6 da diğer tarafa artı gidince artı 12 olur. 12'yi 3'e böldüğümüzde x'i 4 olarak buluruz. Yumuşak G. Şurada arkadaşlar payda eşitlememiz lazım. Burayı 2 ile genişletelim. Bunu da 2 ile genişletelim arkadaşlar. Şimdi burası 4 çarpı 2x eksi 1 bölü 10 oldu. Burası da 3x artı 2 bölü 10 oldu. Şimdi her iki tarafı 10 ile çarptığımızda bu 10'lar sadeleşecektir. Şimdi şu 4'ü parantezin içerisine dağıttığımızda 8x eksi 4 eşittir 3x artı 2 olur. 3x'i bu tarafa, eksi 4'ü de bu tarafa geçirelim. 8x'ten 3x çıkınca 5x olur. Eksi 4 de buraya artı olarak gelir. 2 ile de 4'ü topladığımızda 6 olur. 6'yı 5'e böldüğümüzde x'i 6 bölü 5 buluruz. Burada arkadaşlar yine payda eşitleyelim. Bunu 5 ile, bunu da 3 ile genişletelim. Burası 10 çarpı 2y eksi 4 bölü 15 oldu. Burası da 12 çarpı 2y eksi 4 bölü 15 oldu. Eşittir 0. Şimdi bu ikinci ifadeyi karşı tarafa geçirelim arkadaşlar. Şimdi şu 10'u da dağıtalım parantez içerisine. 10 çarpı 2'ye 20y eksi 40 eşittir. Burada da 12 ile 2y'yi çarptığımızda 24y eksi 48 olur.
Her ikisinde de 15'ler vardı. 15 ile çarptığımızda 15'ler gider, sadeleşir. Şimdi buradaki 20y'yi bu tarafa, 48'i de bu tarafa geçirelim. Eksi 48 artı 48 diye gelir buraya. 48'den 40'ı çıkarsak 8 olur. 24y, 20y de eksi olarak gelince burası 4y olur. 8'i 4'e böldüğümüzde y'yi 2 olarak buluruz. İkinci soru, aşağıdaki problemleri denklem kurarak çözünüz. A şıkkı, Can ile ablasının yaşları toplamı 21'dir. Can'ın yaşı ablasının yaşının yarısından 3 yaş fazladır. Can ile ablasının yaşlarını bulunuz. Can'ın yaşı ablasının yaşının yarısından 3 fazlaymış. O zaman Can'ın yaşı x bölü 2 artı 3 olur. Şimdi bunların toplamları 21'di. Toplayalım. X bölü 2 artı 3 artı x eşittir 21. Şimdi bu 3'ü bu tarafa atalım arkadaşlar. X bölü 2 artı x eşittir 18 olur. Bu x'in paydasında 1 vardır. 2 ile genişlettiğimizde x artı 2x bölü 2 eşittir 18 oldu. Şimdi x ile 2x'i topladığımızda 3x olur. 2 ile de 18'i çarptığımızda 36 olur. Sonra 36'yı 3'e böldüğümüzde x'i 12 olarak buluruz. Bu ablasının yaşıdır. Can'ın yaşını bulalım. Bunun yarısından 3 fazlaydı. 12'yi 2'ye böldüğümüzde 6 olur. 6 ile de 3'ü topladığımızda Can'ın yaşını 9 olarak buluruz. B şıkkı 48 cevizi Hasan'ın 5 cevizine karşılık Özlem 3 ceviz alacak şekilde paylaşıyorlar. Özlem'in kaç tane ceviz aldığını bulunuz. Hasan 5 kat alırken arkadaşlar Özlem 3 kat alıyormuş. Toplam 48 ceviz. 5 katla 3 katı topladığımızda 8 kat olur. 8 kat 48 ise 1 kat 6'dır. O zaman Özlem'inki 3 kattı arkadaşlar. 3 ile 6'yı çarptığımızda 18 tane ceviz alacağını bulmuş oluruz. C şıkkı bir kırtasiyeci aldığı kurşun kalemlerin tanesini 1 TL'den satarsa 15 TL zarar. 2 TL'den satarsa 15 TL kar edecektir. Kırtasiyecinin kaç tane kurşun kalem aldığını bulunuz. Kırtasiyeci x tane kurşun kalem almış olsun. Şimdi bunun alış fiyatı A olsun arkadaşlar. Eğer 1 liradan satarsa x çarpı 1 TL olur. 15 lira zarar ediyormuş. O zaman A eksi 15 eşittir. X çarpı 1'e eşittir. O zaman buradan A x artı 15 demektir. Bu alış fiyatıdır. Eğer arkadaşlar bu kırtasiyeci kalemlerin tanesini 2 liradan satarsa x çarpı 2 lira 15 lira kar elde edecekmiş. Yani alış fiyatı artı 15 olacakmış. Buradan da alış fiyatı eşittir. 2x eksi 15 olur. Bunları birbirine eşitleyelim. Yani x artı 15 eşittir. 2x eksi 15. Buradaki x'i bu tarafa, buradaki eksi 15'i de bu tarafa geçirdiğimizde 30 eşittir x olur. Demek ki arkadaşlar bu kırtasiyeci 30 tane kalem almıştır. Ç şıkkı. Birinin saatteki ortalama hızı 70 kilometre, diğerinin saatteki ortalama hızı 80 kilometre olan iki otomobil aynı anda zıt yönlere hareket ediyorlar. Kaç saat sonra iki otomobilin aralarındaki uzaklık 600 kilometre olur? Şimdi araçlardan biri bir tarafa 70 kilometre giderken diğeri de 80 kilometre gidiyor. 1 saatte arkadaşlar aralarındaki mesafe 150 kilometre olur. O zaman 600'ü 150'ye böldüğümüzde aralarındaki mesafe 4 saat sonra 600 kilometre olmuş olur. D şıkkı bir bakkal dükkanında bulunan paket tereyağlarının önce 3 bölü 8'ini sonra kalan yağların 1 bölü 5'ini satınca geriye 32 paket tereyağı kalmıştır. Bakkalda satıştan önce kaç paket tereyağı olduğunu bulunuz. Satıştan önce x paket tereyağı olsun. Önce bunun 3 bölü 8'ini satmış. Yani 3x bölü 8'ini. Sonra kalan yağların. Arkadaşlar tamamı x'ti. X eksi 3x bölü 8 yaptığımızda burası paydasında 1 var. 8 ile genişletilir. 8x bölü 8'den 3x bölü 8 çıkınca 5x bölü 8 kalır. Bunlar kalan yağlardır. Bunların 1 bölü 5'ini satmış. Yani 5x bölü 8'in 1 bölü 5'i bakın 5'ler sadeleştiğinde x bölü 8 olur. Şu ilk sattığı, bu da ikinci sattığı. Bu ikisini sattıktan sonra arkadaşlar 32 paket tereyağı kalmış. Bunun üçünün toplamı da x'e eşit. Yani toplam paket sayısına. Bu işlemi yapalım.
Burada 3x ile 1x'i topladığımızda 4x bölü 8 olur. Sonra 32'yi de arkadaşlar diğer tarafa geçirdiğimizde x eksi 32 olur. 4 ile 8'i sadeleştirebiliriz. Burası 2 olur. İçler dışlar çarptığımızda x eşittir 2x eksi 64 olur. 64'ü bu tarafa, x'i de bu tarafa geçirdiğimizde x eşittir 64 olarak başlangıçtaki tereyağı paket sayısını bulmuş oluruz. E şıkkı, Aylin'in parası Sezgi'nin parasının 4 katına eşittir. Aylin Sezgi'ye 45 TL verirse paraları eşit oluyor. Aylin ve Sezgi'nin kaçar Türk lirası vardır? Sezgi'nin parasına x diyelim. Aylin'in parası da bunun 4 katıymış. Yani 4x oluyor. Şimdi Aylin Sezgi'ye 45 TL verirse Sezgi'nin parası 45 lira artar. Aylin'in parası da 45 lira azalır ve paraları eşit oluyormuş. Bu denklemi çözmeliyiz. Buradan x'i sağ tarafa, eksi 45'i de sol tarafa geçirirsek 90 eşittir 3x olur. Sonra 90'ı da 3'e bölersek x'i 30 olarak buluruz. Bu Sezgi'nin parasıdır arkadaşlar. 30 TL. Aylin'in parası da 4 katı olduğu için 120 TL'dir. F şıkkı. Bir sınıftaki öğrenciler sıralara ikişerli oturunca 4 öğrenci ayakta kalırken üçerli oturunca 2 sıra boş kalıyor. Sınıftaki sıra ve öğrenci sayısını bulunuz. Şimdi sıra sayısına x dersek sıralara ikişerli oturtturduğumuz arkadaşlar öğrencilere 2x olur. 4 kişi de ayakta kalır. Bu sınıf mevcududur. Eğer sıralara üçerli oturtursak arkadaşlar 3x olur. 2 sırada boş kalıyormuş. O zaman 3 çarpı x eksi 2 olmalıdır. Çünkü bakın sıra sayısı 2 tane sıra boşaldığı için x eksi 2 oldu. Her sıraya 3 kişi oturtmuş olduk. Şimdi bu denklemi çözelim. 3'ü dağıtalım. 3x eksi 6. Burası da 2x artı 4 oldu. 2x'i sağ tarafa, eksi 6'yı sol tarafa geçirdiğimizde x'i 10 olarak buluruz. Bu sınıftaki sıra sayısıdır. Öğrenci sayısını bulalım. Şimdi ikişer kişi oturtursak sıralara 10 çarpı 2 20 olur. Sonra da 4 kişi ayakta kaldığı için 20 ile 4'ü topladığımızda 24 buluruz. Eğer sıralara 3'er kişi oturtursaydık arkadaşlar, bakın 10 sıra var. 2 sıra boş kalıyormuş. 10'dan 2'yi çıkardığımızda 8 olur. Her sıraya 3 kişi oturduğunda 8 çarpı 3, bakın gene 24'ü bulmuş olduk. G şıkkı. Bir bahçedeki portakal ve mandalina ağaçlarının toplam sayısı 80'dir. Bu bahçedeki portakal ağaçlarının sayısının 1 bölü 6'sı mandalina ağaçlarının sayısının 1 bölü 4'üne eşitmiş. Bahçedeki portakal ve mandalina ağaçlarının sayılarını bulunuz. Portakal ağaçlarının sayısına x dersek arkadaşlar, mandalina ağaçlarının sayısı 80 eksi x olur. Şimdi portakal ağaçlarının sayısının 1 bölü 6'sı x bölü 6, mandalina ağaçlarının sayısının 1 bölü 4'üne eşitmiş. Yani 80 eksi x bölü 4. Burada içler dışlar çarpalım. 4x eşittir 6 kere 80, 480 eksi 6x olur. Bu 6x'i sol tarafa geçirirsek 10x eşittir 480 buluruz. Sonra 480'i de 10'a böldüğümüzde x'i 48 olarak buluruz. Arkadaşlar bu portakal ağaçlarının sayısıdır. 80'den de 48'i çıkardığımızda 32 tane de mandalina ağacı olduğunu bulmuş oluruz. Yumuşak G. Bir çuval mercimeğin 5 bölü 6'sı satılınca geriye 8 kilogram mercimek kalıyor. Çuvaldaki mercimek satıştan önce kaç kilogramdı? Şimdi çuvaldaki mercimeği x dersek arkadaşlar, bunun 5 bölü 6'sı satılınca 5x bölü 6'sı satılmış. Geriye 8 kilogramı kalmış. Bakın denklemimiz bu şekilde olur. Payda eşitleyelim. X'in paydasında 1 vardır. 6 ile genişlettiğimizde 6x eksi 5x bölü 6 eşittir 8 olur. X bölü 6 8 ise içler dışlar çarpımı yaptığımızda x'i 48 kilogram olarak buluruz. Güneş bir öykü kitabının belli sayıda sayfasını okuyor. İkinci gün ilk gün okuduğundan 5 sayfa fazla. Üçüncü gün ise ikinci gün okuduğundan 5 sayfa fazla okuyarak kitabı bitiriyor. Öykü kitabı 90 sayfa olduğuna göre Güneş ilk gün kaç sayfa okumuştur? Şimdi ilk gün ilk sayfa okusun arkadaşlar. İkinci gün bundan 5 sayfa fazla okuyacak. Üçüncü gün ise bundan 5 sayfa daha fazla okunduğunda x artı 10 olur. Kitabı 3 günde bitiriyormuş. O zaman arkadaşlar bu 90'a eşitmiş.
Toplayalım. 3x artı 15 eşittir 90 ise 15'i sağ tarafa eksi olarak geçirdiğimizde 75 kalır. 75'i de 3'e böldüğümüzde x'i 25 olarak buluruz. Demek ki Güneş ilk gün 25 sayfa kitap okumuştur. I şıkkı, bir varilde bulunan motor yağının 1 bölü 3'ü, 1 bölü 4'ü ve 1 bölü 6'sı satılınca geriye 45 litre yağ kalıyor. Satış yapılmadan önce varilde kaç litre yağ olduğunu bulunuz. Satış yapılmadan önce x litre yağ olsun. Önce 1 bölü 3'ü satılmış, x bölü 3. Sonra 1 bölü 4'ü satılmış, x bölü 4. Sonra 1 bölü 6'sı satılmış, x bölü 6. Geriye de 45 litre yağ kalmış. Bunun hepsinin toplamı başlangıçtaki miktara eşittir, yani x'e. Payda eşit diyelim. Bunlar 12'de eşitlenirler. 4 ile, 3 ile ve 2 ile genişletiyorum. Burası 4x artı 3x artı 2x bölü 12 artı 45 eşittir x oldu. Burayı topladığımızda arkadaşlar 9x bölü 12 artı 45 eşittir x oldu. Şimdi 9 ile 12'yi sadeleştirelim. Her ikisini 3'e bölelim. 3 bölü 4 olur. 3x bölü 4 artı 45 eşittir x oldu. Şimdi 3x bölü 4'ü eşitliğin diğer tarafına geçirelim. 45 eşittir x eksi 3x bölü 4 oldu. Bu x'in paydasında 1 var. 4 ile genişletelim. 45 eşittir 4x eksi 3x bölü 4 oldu. 45 eşittir x bölü 4 çıktı. İçler dışlar çarpımı yaptığımızda x'i 180 litre olarak buluruz. İ şıkkı, aralarındaki karayolunun uzunluğu 510 kilometre olan iki şehirden iki otomobil aynı anda karşılıklı olarak hareket ediyor. Otomobillerden birinin saatteki ortalama hızı 80 kilometre, diğerinin saatteki ortalama hızı 90 kilometre olduğuna göre bu otomobillerin kaç saat sonra karşılaşacaklarını, kaçar kilometre yol aldıktan sonra karşılaşacaklarını bulunuz. Şimdi bunlar arkadaşlar, bir saatte birisi 80, diğeri 90 kilometre gidiyorsa birbirlerine doğru 170 kilometre yaklaşırlar. Şimdi aralarındaki mesafe 510'muş. 510'u 170'e böldüğümüzde 3 buluruz. Demek ki bunlar 3 saat sonra karşılaşırlar. Şimdi 3 saatte arkadaşlar, hızı 80 olan 3 kere 80 240 kilometre yol gider. Diğer araç ise arkadaşlar, hızı 90 olan 3 saatte 3 kere 90 270 kilometre yol gitmiş olur.